Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle bir bordür çalışması yapacağız. Tunus işi tekniğiyle kullanarak yapmış olduğum bir çalışma. Bakın şu şekilde hırkalar yaptığınızda kollarına, yakasına, alt kısımlarına yapabileceğiniz, üstünü de bu şekilde tamamlayabileceğiniz çok güzel bir çalışma arkadaşlarım. Öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de o şekilde düşünür ve yaparsınız. Böyle sizlere değişik fikirler bulmak için yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle bunu arkadaşlarım 3,5 milim Tunus işi tığ kullandım. Tunus işi tekniği kullanılarak yapılmış bir çalışma ve Nako Elite Baby'nin bunu yaparken batik bir ipini kullandım. Şimdi Alize Baby Best isimli ip ile yapacağız arkadaşlar. Şöyle öncelikle ne yapacaksak, yani bir kol yapacaksak onun boyutunda zincirler çekiyoruz. Zincirimizi yapacağımız işin boyuna göre dediğim gibi çekiyoruz ve modelimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir miktar çeksem yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Şimdi ilkinden başlamak kaydı ile bu şekilde alıyorum, bir zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Aynı şekilde her bir zincirin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum, bir zincir çekiyorum. Bir ilmek çıkartıp bir zincir. Bu şekilde çektim ve sona geldiğimde arkadaşlarım hemen bir ilkini çektim. Bakın bir ayrıyeten 1 2 3 tane daha zincir çekiyorum. Dördüncü de diğeriyle birlikte alıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Dördüncü de ikisini birlikte alıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 Bu şekilde diğer tarafa doğru geçiyoruz. Ve sona da geldik. Bakın aynı işlemi tekrar orada da yapıyoruz. Şöyle marullu marullu duran bir çalışma elde ettik. Şimdi tekrar arkadaşlar, bakın buradayım. Hemen şuradan giriş yapıyorum. Arkasından çıkartıyorum şu şekilde. Burada artık iki zincir çekmeye başlayacağız. 1 2. Sonra hemen yanına, bakın şöyle giriş yaptım arkadan. Buradan da tekrar çıkartıyorum. 1 2 Bu şekilde de tutabiliriz. Bütün hepsine bu şekilde iki zincir çekerek yükseldikten sonra iki zincirle yükseliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde takıp arkadan iki zincir çekiyoruz. Sona geldiğimizde yine oraya da aynı şekilde şöyle giriş yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve bu sıranın artık tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum ve diğerine bağlıyorum. Şöyle diğerlerini ikişer ikişer arada zincir çekmeden diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. 2 2 çekerek. Şimdi geldik buraya. Burada tekrar bakın giriş yapıyorum hemen yanından.
bir iki tane zincirle bu kenarına da arkadaşlarım buraya da bir iki tane zincir çektim önce, daha sonra hemen giriş yapıyorum yanına, bir iki tekrar bir iki devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi sona geldiğimde yine oradan da aynı şekilde giriş yapıyorum. 1 2. Tekrar arkadaşlar bu sırada 1 2 3 dördüncü de bunu 1 2 3 dördüncü de diğeriyle bu şekilde az önce yaptığımız gibi devam ediyoruz. Artık bunu kaç sıra istersek, yani şurada bakın ben 3 sıra yaptım, 1 2 3. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yani 5 sıra, 10 sıra. Yapacağınız mesela uzun bir hırkaysa uçlarına 10 sıra da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3, dördüncü de diğeriyle. Evet, birleştirdim. Şimdi yine bir tane zincirle bağladım. Arkaya dönüyorum. Ve arkasından aynı şekilde yaptığımız gibi bu şekilde iki zincir çekerek diğer tarafa geçiyoruz bir bu sırayı. Hemen çeviriyorum ve son olarak yine aynı şekilde son yerden de iki zincirle yükseliyorum arkadaşlar ve burada üçüncü zincirle birleştirdim bakın ve devam ediyorum tek tek ikişer ikişer çekmeye. Burayı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlarım, dilediğimiz büyüklükte yapacağız. İki tanesini bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bu üst kısma. Orası da zaten bu çekmiş olduğumuz zincirlerdeki gibi. Sadece tek farkı şuradan bir iki zincir çektim yine kenardan. Bakın hemen şuradan giriş yapıyorum. Şuradan bu şekilde çıkartıyorum. 1 2. Hemen yanındaki yerden 1 2. Bu şekilde topluyoruz önce, daha sonra da ikişer ikişer ilkini tek diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. Yani alt kısmını az önceki gibi zincirli yapıp üst kısmını da bu şekilde tamamlayabiliriz. Yani böyle bütün bir hırka, bir battaniye, bir yelek çalışması yapabiliriz. Şimdi bakın ikisini birlikte aldım ve devam ediyorum. Bunu bir sıra daha yapalım. Bakın hemen buraya iki zincir çektim, yükseldim. Hemen yanındaki yerden buradan giriş yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve yukarıya çıkıyorum. Kız bebeklerimizin bu etek ya da elbise alt kısımlarına da bu şekilde fırfır gibi duracak çalışmaları yapıp örgümüzü süsleyebiliriz arkadaşlar. Evet, son olan yerden de giriş yaptım. Oraya da yine iki zincir çektim ve
diğeriyle bağladım. Ve böylelikle modelimizin yapımını tamamlamış olduk arkadaşlarım. Dediğim gibi bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle üst kısmını da bu şekilde tamamlayıp örebilirsiniz. Bakın arkası düz zaten. Bebek battaniyesi yaparken de kenarlarına bu şekilde aralık, sonra yine bu şekilde yapılacak bir çalışma da olabilir. Sadece fikir amaçlı. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.